Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gökhan Tören'in özellikle Fatih Hoca ile olan ilişkisinde evet milli takıma davet ettiği oyunculardan bir tanesiydi Gökhan Töre. Çok uzak mı dersen çok uzak bir isim olduğunu söyleyemem. Neye dayanarak bunu söylüyorsun dersen bu söylentileri? Fatih Hoca'nın son lig maçı sonrasında yaptığı açıklamalar. Biliyorum ki senin de hafızanlıdır. Taraftarlarımdan isteğim yapacağımız transferleri ne olur çok fazla sorgulamayın. Mutlaka altında hocanın bir bildiği vardır ve onun için transfer edilmiştir diye düşünürseniz beni çok mutlu edersiniz dedi. Bu söylem bana birçok farklı ismin Galatasaray'da forma giyebileceği, süre alabileceği, transfer olabileceğinin işaretlerini verdi. Emre Kılıç'la ilgili bir pürüz var mı hocam? Hayır yok. Resmiyet bekliyoruz. Emre Kılıç. Benim de bildiğim kadarıyla o çünkü. Evet. Emre Kılıç'la ilgili bir sorun yok. Seninle beraber yine söylemiştik, dile getirmiştik. Yine dile getirelim onu. Semih, Volkan Babacan ve Emre Çolak'la ilgili bir tasarrufu olmayacak kulüp. Evet. Mensah'la ilgili olarak da çok yakın. Galatasaray'a. %80 diyebilirim. Mensah. Evet. Galatasaray'a çok yakın. Yakın. Berna Hanım'ı bugün dinledim. Aspor'da bir telefon bağlantısı yaptıklarında evet. Başkanı. Başkan Kayseri'de kalmak istiyor. Yurt dışından teklifler var şeklinde bir ifade kullandı. Sizin ama ifadeniz çok yaklaşık. %80 diyorsunuz. Yani çok yaklaşıldığı haberini aldım. Yani Mensah kalır mı, gider mi? Onu ama bilemem. Nereye giderse bence o takıma çok ciddi bir katkı sağlar. Ben beğeniyorum yani Mensah. Eleştirecek kısmı var mı? Agresyondan biraz bahsedebilir miyiz? Var tabii ki. Kesinlikle. Biraz evet, törpülemeli yani, onu. Sonuçta son maçlarda bildiğiniz yalnız bıraktığı maçlar oldu takımını. Ama çok iyi bir futbolcu. İyi bir futbolcu. Yani, Atletico Madrid onu boşuna almadı. Belki oynayamadı Atletico Madrid'de ama potansiyel olan bir futbolcu. Bu lige de uyum sağladığını düşünüyorum. Biliyorsun Kasımpaşa'ya da kiralık gelmişti bir dönem yanlış hatırlamıyorsam Mensah. Sanırım evet. Alp Pehlivan'ın da dediği gibi Galatasaray Bernard Mensah transferini bitirmeye çok yaklaştı. Hatta %80'lerden bahsediliyor. Galatasaray'ımız da Bernard Mensah teklifini şimdiden hazırlamış. Satış listesine koydu Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray. Faslı 10 numaranın yerine Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için Sarı Kırmızılar ilk somut adımı attı ve Ganalı Yıldız'ın bonservisine sahip Kayseri Spor'a teklifini yaptı. Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon euronun yanında Kayseri Spor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkarıldı. Beşiktaş'ın ise bir miktar paranın yanı sıra 3 futbolcu önerdiği ancak Kayseri cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Kayseri Spor'un eski teknik direktörü Prosineçki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söylemişti. 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Atletico Madrid'den Kayseri Spor'a gelmişti. Daha önce Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz diyen Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Dünya Spor'a yaptığı açıklamada görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz ifadelerini kullandı. Galatasaray Omar El Abdouali transferini bitirdi. 3 yıllık anlaşma. 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu oynayacak kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. İlk olarak eski futbolcusu Arda Turan'ın renklerine bağlayan ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle de anlaşma sağlayan Cimbom, sağ bek transferini bitiriyor. Sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu Mariano'nun ülkesine dönmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran Sarı Kırmızılar, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Norveçli futbolcu Omar El Abdouali ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fanatik'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi. Yunan ekibiyle bu sezon 47 maçta forma giyen El Abdouali 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek. Ilgaz Çınar canlı yayında transferi açıkladı. Galatasaray Samuel Kolo'yu bitirmek üzere. Aspor yorumcusu Ilgaz Çınar son sayfa programında Galatasaray'ın Samuel Kolo transferini bitirmek üzere olduğunu ve Kolo transferini gerçekleşmezse hedefi Anthony Musamma olacağını söyledi. Konuyla ilgili detayları Aspor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Nijerya basında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılı takımın Bordo'da forma giyen Samuel Kolo ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu belirtildi. Haberde 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtiliyor.
Sarı Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan kolu 1 gol 2 asistle oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada da forma giyemedi. Samuel Kolu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1.76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu ülkesinin GMC Akademi takımında futbola başladı. Öte yandan 22 Haziran 2019 tarihinde Nijerya'nın Burundi ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası B grubu maçında bir gün önce Samuel Kolu antrenmanda fenalaşarak yere yığıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği zannedilen futbolcunun susuzluktan bayıldığı ve durumun iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Ekici hamlesi, imzalar her an atılabilir. Galatasaray'da flash transfer gelişmesi, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılı yönetim Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızıların önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an asılabilir. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Milli takımı çalıştırırken tecrübeli oyuncuyu aday kadroya çağıran ilk isimdi. Mehmet Ekici Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde. Galatasaray Can Simidi Kayute. Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da özellikle orta sahaya takviye konusunda çalışmalar titizlikle sürüyor. Merkezi Seri ve Mensah ikilisiyle kurmayı hedefleyen Galatasaray her ihtimale karşın alternatif isimlerle ilişkilendirmeyi de sıcak tutuyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Chiqui Koyite. Crystal Palace'ın 30 yaşındaki ön liberosu Mensah veya Seri girişimlerinden çıkarabilecek olumsuzluğa karşın listeye dahil edilmiş durumda. Sarı Kırmızılar Senegalli futbolcunun kiralanması konusunda menajeriyle ilgili temaslara başladı. Kulübe yakın kaynak alınan bilgiler göre ilk görüşmeler olumlu geçti. Kayute, Belçika'da Anderlecht forması giydiği dönemlerde de Galatasaray'ın gündemindeydi. 2014 yılında Sarı Kırmızılar transfer etmeye çalıştığı Kayute, o dönem 7,5 milyon euroya West Ham'a gitmişti. Son olarak Fernando'nun Sevilla'ya satılmasıyla bir kez daha radara giren tecrübeli futbolcu için 3. defa girişimlerde bulunuluyor. Kayute'nin kiralanması halinde Seri'den vazgeçilme ihtimali bulunuyor. Ancak asıl hedef Mensah transferinde suya düşerse Fatih Terim'in bu durumda Kayute Seri ikilisini kullanma opsiyonu da açık olduğu belirtildi. İlk sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuzkol'un sözleşmesini uzattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada profesyonel futbolcumuz Ali Yavuzkol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonuna sonuna kadar uzatılmıştır ifadeleri yer aldı. Peki Ali Yavuzkol kimdir? 29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuzkol futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuzkol Galatasaray A takımı kadrosunda yer alıyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu geçtiğimiz sezon Tarsus İdman Yurdu'na kiralık olarak forma giymişti. Benim de altyapıdan çok güvendiğim bir isim Ali Yavuzkol. Önümüzdeki senelerde Galatasaray'da çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Galatasaray'a Herrera'nın müjdesi ayrılığına onay çıktı. Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Galatasaray birçok ismi gündemine alırken bu isimlerin son halkası Herrera'nın olmuştu. Atletico Bilbao'da bulunan Herrera'nın için kulübün sportif direktörü Rafael Alcarto konuştu. Alcarto konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu anda düşünmemiz gereken şey oyuncumuz için bir teklif geldiğini, ayrılığını kolaylaştırabilmek. Bir yıllık sözleşmen daha var ve sen rekabetçi bir kalecisin. Bir teklif gelmediği sürece kalabilir. Sözleşmesinde ayrılığı için yazan madde belli. Çok iyi bir kaleci ve piyasa değeri yüksek. Umarım onu iyi bir kulüp alır. Tabii bu teklif her iki taraf için de uygun olmalı dedi. Peki resmi teklif var mı? İspanyol basında yer alan ve fotomaçın derlediği habere göre Herrera'nın için henüz resmi bir teklif yok. Ancak gelindiği takdirde Bilbao'lu yöneticiler bunu kabul edecek. Herrera'nın da Galatasaray'ın gündeminde olan bir kaleciydi. Galatasaray yeni melosunu arıyor. Transfer raporu programında Ahaspor yorumcusu Nevzat Dindar Galatasaray gündemini değerlendirdi. Melo tarzında iyi bir orta saha aradığını söyleyen Dindar, Sarı Kırmızılı ekibin Strasbourg'un Fransız yıldızı Jean-Luc Bellegarde ile ilgilendiğini de söyledi. Galatasaray'ın şu anda bir numaralı transfer gündeminde Bellegarde transferi var. Sonra Jefferson Lerma geliyor. Lemina büyük ihtimal tekrardan kiralanmayacak. Hatta %90 oran verebilirim bu ihtimale. O yüzden Galatasaray da Lemina'ya benzer bir futbolcu almak istiyor.
Galatasaray'da Belhanda krizi, yıldız isim Resti çekti. Falcao, Feghouli ve Muslera ile birlikte takımın ve Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan Belhanda ile ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı. 23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin euro para cezası yiyen Younes Belhanda sarı kırmızı kulübe Resti çekti. Galatasaray'da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cimbom gözden çıkardığı faslı futbolcu 23 Şubat'ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin euro ceza kesti ve faturayı lig biter etmez futbolcuya gönderdi. Milliyet'in haberine göre Belhanda ise kulübün bu adamına 6 ay sonra ceza mı verilir, beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz diye tepki gösterdi. Aslında bu yapılan çok da doğru bir hamle değil. Hatırlıyorsanız Fatih Terim ilk geldiğinde eğer Galatasaray'ımıza futbolcu geldiğinde nasıl karşılıyorsak öyle de göndermemiz lazım açıklaması yapmıştı. Belhanda'yı birçok kişi sevmiyor olabilir ama yapılan doğru değil bence. Hem böyle yaptığımız sürece Belhanda da inat yapıp kesinlikle gitmez. Zaten bir yıllık sözleşmesi var. Bir yıl daha burada kalır sonra bedavaya giderim diye düşünebilir.